İslam modernistlerinin hemen tamamına göre Kur'an tarihsel bir metindir. Burada vahyin mahiyetine doğrudan doğruya taalluk eden, vahyin mahiyetini ilgilendiren bir tespit söz konusu. Yani Kur'an-ı Kerim'e tarihsel bir metin hükmünü verdiğinizde bu sizi doğrudan doğruya vahiy nedir, nasıl bir şeydir oraya götürür. Tarihsellik nedir ve bunun kaynağı nedir, nereden gelmiştir? Bu da modernizmin, modernitenin kendisi gibi, bu da Batı kaynaklı bir tespit, bir akım. Bu 1981'de mi, 80'de mi İzmir'de yapılan bir şey vardı, Uluslararası İslam Düşüncesi Sempozyumu vardı. O sempozyumun tebliğleri bilahare neşredildi, kitaplaştırıldı. Orada meşhur İngiliz oryantalist Montgomery Watt bir konuşma yapmış. O konuşmada Batı'daki Hristiyan akademik çevrelerde İncil'in tarihsel ve edebi tenkit metotlarına tabi tutulduğunu anlatıyor. Biz Batı'da bunu yapmaya başladık diyor. Siz de benzeri bir şeyi Kur'an üzerinde yapın. Göreceksiniz, bizim imanımız arttı, korkmayın. Siz de bunu yaptığınızda göreceksiniz, sizin de imanınız artacak. Burada söylediği tarihsel ve edebi tenkit ne demek? Bir Hristiyan için İncil metinleri, elde mevcut olan İncil metinleri birer insanın kaleminden çıkmış metinler malum. Yani zaten metin yazarlarının adına izafeten bu İncil'leri anıyoruz değil mi? Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'leri diyoruz. Bunları bu zatlar kaleme almış. Bu İncil'ler arasında karşılaştırıldığında önemli üslup farkları var, muhteva farkları var. Doçent Doktor Şaban Kuzgun Hoca'nın bir kitabı vardı. Piyasada bulunur mu bilmiyorum. Dört İncil Farklılıkları, Çelişkileri diye bir kitap. Bulursanız güzel bir çalışma, onu alın. Doçent Doktor Şaban Kuzgun, Dört İncil Farklılıkları, Çelişkileri. Orada da ortaya konduğu gibi zaten öteden beri hep Müslüman ilim adamları, İncil araştırmacıları bunu da söylüyorlar. Bu İncil metinleri arasında tutarsızlıklar var, çelişkiler var. Bunu bizzat Hristiyanlar da kabul ediyor. Bu dört tane kanonik İncil'e İncil'den üç tanesinin sinoptik olduğunu söylüyorlar. Yani bunlar birbirine benziyor ama bir tanesi farklı. O farklı İncil niye farklı? Eğer bunların tamamı kutsal metinse bu farklılık nereden geliyor? Üslup farklı, dil farklı, muhteva farklı, her şey farklı. İşte İncil araştırmacıları diyorlar ki eğer biz bu dört İncil metni içerisinde bu metinlerin yazarlarına ait olan unsurları ayıklayabilirsek, yani Luka İncil'i mesela Luka tarafından yazılmış bir İncil. Burada Luka'nın kendi tarihsel kişiliği var. İçinde yetiştiği şartların, ortamın, sosyokültürel, tarihsel ortamın şeyleri var, etkileri var. Biz Luka'ya ait olan bu metinden
Luka'ya ait bu sübjektif, öznel unsurları ayıklayabilirsek, geriye kalan şey İsa Mesih'in saf mesajıdır. Burada Luka'nın kendisine ait unsurlar var. Gözlemleri var, tespitleri var, değer yargıları var. Dolayısıyla bunlar İncil değil. Bunları ayıklarsak geriye kalan şey İncil. Şimdi adam haklı tabii. Bunu söylerken bu metne, bu metodu uygulamak zorundasınız. Ama bunu Kur'an için nasıl yapacaksınız? Kur'an herhangi bir kimsenin kaleminden çıkmış bir metin değil ki. Daha evvel bahsetmiştik zannediyorum. Abdülkerim Sürüş diye bir İranlı felsefeci var. Hayatta bu zat. İran devriminde Hümeyni'ye danışmanlık yapmış birisi. Bundan birkaç sene evvel bir kitap yazdı bu zat. Bastı Tecrübe-i Nebevi diye. Nebevi tecrübenin genişlemesi gibi bir şey. Orada da Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'in sözü olduğunu söyledi bu zat. Peygamber de bir beşerdir, hata yapar. Dolayısıyla Kur'an'da da hatalar vardır dedi. Açık bir şekilde söyledi bunu. Bu tarihsellik iddiası bize batıdan gelen ve batıda belli makul tarihsel, sosyokültürel bir gerekçesi olan, bir zemini olan bu tarihsellik iddiası ümmeti Muhammed'e ne getirebilir, niye getirmişti, niye bu iddiayı biz gündem ettik, tartışıyoruz, bunu kabul edenler niye tartışıyorlar bunu? Evet, işte meselenin püf noktası burası. Bu tarihsellik meselesini kabul ettirebilirlerse, modern dünyayla, modern değerlerle örtüşmeyen, çatışan İslami hükümlerin hepsini dünyamızın dışına atma imkanı elde edecekler. Bunlar tarihseldir diyecekler, bugüne hitap etmez diyecekler, indiği dönemi bağlar diyecekler. Dolayısıyla onu bir kalıp gibi, bir şablon gibi 1400 sene öncesinden alıp bugüne getirip uygulamak doğru değil, böyle bir mecburiyet de yok diyecekler. Nitekim bunu Abdülkerim Sürüş'e sordular. Bir batılı bir gazeteci bayan röportaj yaptı kendisiyle, bunu sordu. Yani buradan nereye varmak istiyorsunuz? Siz hiç şu ana kadar herhangi bir Müslümanın söylemediği bir şey söylüyorsunuz. Kur'an peygamberin sözüdür diyorsunuz. Peygamber beşerdir, hata yapar diyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an'da da hata vardır. Nereye varmak istiyorsunuz yani? Maksadınız ne? Diyor ki eğer bu fikri kabul ettirebilirsek, Kur'an'daki bir takım cezai hükümlerin, hukuki müeyyidelerin bugün aynen tekrar edilmesi gereken, uygulanması gereken şeyler olmadığını söyleme imkanı buluruz. Yani hüküm bildiren ayetlerden kurtulmak için bunu söylüyorlar.